yayına yeni bir konukla karşınızdayız. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ve Parti Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Mahir Polat bizimle birlikte. Tabii ki İzmir'i konuşacağız, birçok konuyu değerlendireceğiz. Hemen zaman kaybetmeden kendisine dönmek istiyorum. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Bizi izleyen herkese selamlar, saygılar. Evet, şimdi tabii bir taraftan kısıtlamalar başladı. Bugün 17 günlük uzun süreli bir kısıtlamaya girdik. Herkes ona göre önlemlerini aldı. Ciddi bir yoğunluk da vardı birkaç haftadır. Sizin süreçle ilgili değerlendirmenizi alalım da ama nasıl geçiyor COVID süreci? Sağlıkla ilgili olan önlemleri ne yapıyorsunuz? Yani biz genelde işte bu mesafe, maske, hijyen uygulamasına uyarak ayakta kalmaya çalıştık bu süreçte. Aşılarımızı da olduk. Biraz vücut antikor da üretmiş. Maalesef utanıyorum bunu söylerken. Çünkü Türkiye'de insanlarımızın büyük bir çoğu aşıya erişim konusunda çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Ve aşı bitti Türkiye'de. Aşılama takvimi de tam bir fiyaskoya döndü. İzmir'i özlüyoruz. Ankara'da olduğum sürece en çok özlediğim şey İzmir. Kenti özlüyorum. Az önce gelirken Kıbrıs Şehitlerinden yürüyerek geldim. Esnaf kapalı, Kıbrıs Şehitleri bir hayalet caddeye dönmüş durumda. Kimse yok, sadece sokak hayvanları var. Tabii insanın içini acıtıyor bunlar. Acaba Türkiye'de başka bir salgın yönetimi mümkün müydü diye düşünüyorsunuz. Evet, mümkündü Türkiye'de. Her şey şeffaf, paylaşılabilir, insanların bilgisine sunulabilir olsaydı, biraz daha devlet ciddiyetine uygun bir salgın yönetimi olsaydı, bazı kararları sırf günü maçı idare edebilmek için değil de gerçekten halk sağlığını, gerçekten ülkenin geleceğini düşünerek verebilmiş olsaydık, örneğin kapanma süreçlerini çok daha önceden yapabilseydik, aşıya erişimi çok daha hızlı yapabilseydik, bugün biz de dünyanın işte Yeni Zelanda'da olduğu gibi, İsrail'de olduğu gibi açılan ve büyüyen bir ülke haline gelirdik. Ben bunu bu süreçte biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Türkiye'nin her tarafında yayıldılar. Gittiğim her taraftaki işte Isparta'da da Artvin'de de Kars'ta da en son gittiğim esnafa anlattım. Kardeşim bu pandemi Çin'de çıktı. Evet. Doğru. Çin'de çıktı. Çin hızlı bir şekilde kendini kapattı. Ve pandemiyle ilgili mücadelesini, tedavilerini gerçekleştirdi. Dezenfekte edilmesi gereken her şeyi dezenfekte etti. Bütün fabrikalarını kapattı. Çin ekonomisi %4 ile 6 arasında küçüldü. Bu küçülmeyle birlikte Çin battı bitti falan denirken Çin bu pandemi sürecini kontrol altına aldı. Tamamen hastalığı ana karasında yok eden bir hale dönüştü. Bugün açıklamalarını Çin hükümetinin dinlerseniz günlük 7 vaka, 8 vaka, 9 vaka o da uçakla Çin'e seyahat eden insanlarda bulaştığı, onlar tarafından getirildiği ve onların da hızla tedavi edildiğini, teşhis yöntemlerinin anlık teşhise yönelik işte PCR dışında başka yöntemler uygulayarak ta başından çok titiz bir şekilde yakaladıklarını görüyoruz. Buna karşılık o kapanmanın %4'lük, 6'lık küçülmenin karşılığında kapasite kullanımı, kaynak kullanımı %100'lerin üzerine çıkartılmış ve tarihte görülmemiş bir şekilde ekonomik atılım yapan bir Çin Halk Cumhuriyeti ile karşı karşıyayız. Yani virüsün çıktığı yer şu anda aslında hiç Çin'de dünya Çin'de yönetiyor. Sokakta insanlar bilir. İnsanlar bilirler. Türkiye'de insanlarımızın alın teri, ihracat ürünlerimiz dünya pazarında buluşması için gemi taşımacılığı çok önemlidir. Mesela biz konteyner bulamıyoruz gemi taşımacılığı ile ilgili. Sebebi de şu, dünyanın bütün konteynerleri Çin'e doğru gidiyor. Bütün armatörlerle Çin anlaşma yapmış durumda. Boş konteyneri bana getireceksin diyor. Atıyorum Türk limanında 2 günden fazla yük beklemeyecek. Ben sana şu kadar bedelden Türkiye'den getirdiğim boş konteynerin parasını ödeyeceğim diyor. Çünkü Çin'e konteyner yetmiyor. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir sıçramaya imza atıyor. Biz bu süreci onlar gibi yönetebilirdik. Tarımda da yönetebilirdik, turizmde de yönetebilirdik, üretim, imalat sektöründe, sanayide de böyle yönetebilirdik. Maalesef bizde bir küçük akıl üstüne basa basa bir küçük akıl hem insanlarımızı her gün 300'ün üzerinde ölümle karşı karşıya getirdi. Hem on binlerce insanımız hastalığa 40 bin civarı, 60 bin civarı insanımız hastalığın pençesinde kıvrandı. Bunlara bu ülkeyi, bu toprağın çocuklarını mahkum etti. Hem de geleceğini çaldı.
Biz defalarca milletvekili arkadaşlarımız, bizler defalarca pandemi sürecinin şeffaf ve yalansız gitmesi gerektiğini söylerken bir baktık ki vaka sayıları yok, hasta yok, vaka yok, semptom yok, semptomsuz diye bize tabii yutturulmaya çalışıldığını gördük. Evet. Gördük. İşte yalanlarla yönetilen bir aşılama süreci. Biz bugün Mayıs ayında yerli aşıyı kullanabilecektik. Dün daha ikinci fazın son aşısının yapıldığını duyuyoruz. Yani bunun anlamı daha 6 ay Türkiye'de en iyimser tahminle yerli aşımız olmayacak. Çünkü bu iktidar bizde aşı kültürünü yok etti, yeniden canlandırmaya çalışıyor. Fakat bir kültürün oluşabilmesi için uzunca bir süreye ihtiyaç vardı. Şu anda maalesef, bir de tabii aşılarla birinci fazla ikinci faz arasında da ayrım yaptılar. Erteleme geldi. Bir de şu anda o tartışılıyor. Birinci dozla ikinci doz arası, evet. Özellikle BioNTech aşısı ile ilgili işte dünyada 21 günken bizde 8 haftalara falan çıkartmaya, 2 aylara çıkartmaya başladı. Bunun sebebi aşı yok. Evet. Aşı tedarik edemiyor. Dünyada itibarınız yok. Sadece alabildiğiniz Çin'in Sinovac aşısıydı. BioNTech ile Türkiye'nin organik ve bir bağ kurucularıyla olmasa, bizim toprakların çocukları olmasa onu da alamıyorduk. Evet. Şimdi Sputnik V aşısını alıyoruz, üreteceğiz falan diyorlar ama bunun da en iyi ihtimalle verdikleri hesaplara göre yaz sonu falan filan, sonbahar falan gibi diyorlar. Siz onu bir dahaki dönem ilkbahar olarak düşünün. Yani neresinden bakarsanız bakın, salgın sadece yoksul halka, emekliye, emekçiye yüklenmiş bir salgınla mücadele yöntemi var. Devlet sorumluluğundan, ciddiyetinden uzak, devletin vatandaşına, yurttaşına yapması gereken değer şeylerin, yatırımların, yardımların hiçbiri yapılmadan ya gayri safi milli hasılaya oranıyla bunu hesaplamış, evet. IMF falan, Dünya Bankası bunları hesaplıyorlar. Amerika %25'lerde, ondan önce bir tane daha %28'lerle destek veren ülkeler var. Gayri safi milli hasılasının %25'ini 28'ini veren ülkeler var. Biz en alt sıralarda bir küsurlarıyla halka destek veriyoruz. Yani bırakın halka destek vermeyi, bu pandemi süreci bizim halkımızın geleceğini, çocuklarımızın geleceğini ve yoksulluğu derinleştirecek bir şekilde yürüyor. Ekonomik olarak ciddi sıkıntı sürecinde yaşıyoruz bir taraftan da. Şimdi tabii Türkiye ki büyüdü diyorlar. Büyümenin belli parametreleri var. İşte para kullanımı falan filan da büyümeye işarettir. Kredi kullanımı falan da büyüme hesaplarının içine kullanılır. Türkiye geçtiğimiz yıl dünyada en çok kredinin verildiği ülkelerden bir tanesi. Bakın borç verildiği. Bu borç verme, kredi verme bankalar ne demek? Bir gelecek nesli ipotek altına sokmak demek. Bir geleceği, pandemi sonrası bir süreci borç yükü altına sokmak demektir. Oysa bizim bahsettiğimiz gayri safi milli hasılanın %20'lerini, 25'lerini karşılıksız olarak yurttaşına, eve kapandın kardeşim, bak bu senin işte sabunun, bu senin etin, bu senin makarnan, hı hı, diyerek insanların evine gönderebilmesiydi. Bunu yapmadıkları gibi yapan belediyelerimizin önüne de ket vurdular. Umarım daha iyi gider. Bir noktaya daha değinmek isterim. Mesela biz bu kapanmayı ilk tedbirleri aldığımızda bu, evet, işte çağrı olmuştu hep, yani kapanın diye, değil mi? Tabii tabii. İlk tedbirleri açıkladığı dönemde, yani bundan 20 gün bir ay önce yapmış olsaydık binlerce yurttaşımız, 10 bine varan yurttaşımız belki hayatta kalacaktı. Mesela turizm sektörü can çekişiyor. Türkiye'de istihdamın %8'ini yapan, gayri safi milli hasılaya %2,5 katkı veren turizm sektörü bitme noktasında. Belki Ramazan bayramını açardık Türkiye'yi. Evet. Onlara da bir nefes verirdik. Maalesef ciddiyetsiz bir şekilde sadece ben yaptım oldu, benim istediğim gibi oldu, benim kafama göre oldu deyip herkesin üzerine yüklemek. Bu kapanma da doğru bir kapanma değil. Neler kapatırsınız. Yani evet, şu anda zaten herkes dışarı çıkmış durumda. O da ilginç bir şey. Yani çalışanlar, fabrikalar, çok işçiler. Ciddi, evet, sayı tam kapanma değil diyor zaten uzmanlar ama adı tam kapanma oldu. İzin alanlar artık bir düzene de girdi. İlk zamanlardaki gibi tedirginlik de yok. Geçen yıl bu zamanlar 300 günlük 300 kişinin vefat ettiği bir durumda dehşet olurdu. Evet. Artık bu da normalleşti, vatandaş açısından da normalleşti. Şimdi dün gece saat 10 gibi falan ben Bornova'da yürüyüşe çıktım. Bornova çarşıya kadar ev koyuştan Bornova çarşının sonuna kadar yürüdüm. Ne gördünüz? Bir tane polis yok. Evet. Arabalar dışarıda. Bir tane denetim yok. Uygulama yok. İnsana otokontrolle kapanmayı söylüyorsun. İhtiyacı olan insan dışarı çıkacak kardeşim. Bırak yani kapanma diyorsun, kapanma için bir vade koyuyorsun. 3 gün, 5 gün vade koyuyorsun. Ya Ankara'dan geliyorum dün. İlk defa Ankara-İzmir karayolunda
böyle bir trafikle karşılaşıyorum. Evet. Bakın bir yıldır araçla gidip geliyorum. Çünkü hepsi de emekli, hepsi de orta yaşın üstünde insanların kullandığı araçlar. İstanbul, Eskişehir üzerinden otobana girdim. Otoban Bursa yönünde tıkanmış. Evet, İstanbul'dan bu tarafa doğru göç var. Pandeminin en yoğun olduğu kentten ülkenin sahil beldelerine pandemi ihracatı yaptınız. Şu an bu şey mi oldu? Yani size göre vaka sayıları artmış olan illerden sahil bölgelerine taşınma mı olacak bu 17 günlük? Taşındılar. Bodrum'a girişlerde çektiler kameraları. Gelin ben Dikili'ye gittim dün. Dikili'de yazın, Temmuz'un sanki yaşıyor Dikili. Tıktım evet. Tıktım. Bunlar sahil bölgelerinde vaka artışı neden olacak tabii ki. Aynen öyle yani. Olacak. Ki kaldı ki bizim sağlık altyapımız sahil bölgelerinde evet. Neredeyse bitme noktasında, sıfır noktasında zaten yoktu. Doğru. Şimdi de bitme noktasında. Yatakta, 10 yatakta, yani bu kadar pervasız, bu kadar mantıksız, bu kadar akılsız bir kapanma olabilir mi ya? Kimin hayatıyla siz sınıyorsunuz? Kimin hayatını riske atıyorsunuz? Peki ne yapılması lazım da onu değerlendirelim. 17 günlük süre tabii herkese etkileyecek. Esnafı özellikle yaz geliyor. Baharda mekanlar kapalı. İşletmeciler iş yapamıyorlar. Turizm sezonu ciddi anlamda zarar gördü. Günlük yemeğiyle çalışan bir sürü sokaktaki satıcılara kadar herkes etkilendi bundan. Sokak ekonomisi direkt doğrudan etkilendi evet. Zaten. Şimdi şöyle, öngörülebilirlik çok güzel bir şeydir. Öngörebilmek, öngörülebilirlik, sistemli olmak, planlı olmak bunlar devlet yönetiminde olmazsa olmazlarından bir tanesi. Biz 2018'de bir seçim manifestosu açıklamıştık. Orada bir şey demişti. Esnaf Bakanlığı demişti. Esnafın üzerindeki stopajın kaldırılması demişti. Esnafa ucuz kredi temini için esnaf bankası denmişti. Şimdi eğer biz iktidarda olmuş olsaydık esnafımız çok daha rahat bir nefes alacaktı. Şimdi bahsettik ya %25'lere varan Amerika Birleşik Devletleri bir yardım, karşılıksız yardım kampanyası açtı. Evet. Bırakın karşılıksız yardımı, biz vatandaşa aynı dönemlerde IBAN numarası gönderdik ve vatandaştan para istedik, dayanışalım dedik. Hala yardımlarla ayakta kalmaya, sosyal yardımlarla bir vatandaşın birbiriyle dayanışmasıyla ayakta kalmaya çalışan bir pandemi kültürü var. Oysa devlet bu böyle mi yapmalıydı? Hayır, devlet kapattığı esnafın gelir kaybını karşılamalıydı. Evet. Devlet mesela insanların kira desteği vermeliydi. Öyle kalkıp vatandaşın bir kısmına sen basit usuldesin, sen gerçek kişisin, şu usuldekine veririm, bu usuldekine vermem değil. İstisnasız, kayıtsız, şartsız, hiçbirini ayırmadan kirada olan bütün esnafın, iş dünyasının bir kira desteğini vermeliydi. Vermedi. İki, bu dönemle ilgili ya çalışmayan insanlar sosyal güvenlik primini nasıl ödeyecekler? Nasıl ödeyecekler? Yani bir kaymakamının dediği gibi uyuşturucu ticareti mi yapacaklar? Ya da vergiler nasıl ödeyecekler kardeşim? Vergiyi ödemeyeceksin. 3 ay sonra bir 3 ay sonraki evet. Vergiyle birlikte çift vergi ödeyeceksin. Siz de bir işletmesiniz. Bunu tabii. Kaldırabilmeniz biz mümkün de mü? Biz de gayrimeşru iş mi yapacaksınız bunları yönetmek için? Devlet aklı işte bunları öngörebilir ve bunlara göre hareket edebilir olmalıydı. Yani bugün siz geçilmeyen köprülere, gidilmeyen yollara, uçulmayan havalimanlarına 17 gün boyunca parasını kesintisiz vereceksiniz. Esnaf içeride taş yesin. Böyle bir şey yok yani. Bu ciddiyet yok. Sonra da oturacaksınız. Üst perdeden Osmanlı tokatı, üst perdeden bilmem neler anlatacaksınız. İçeride La Fontaine'den masallar, dışarıda kedi gibi oturacaksınız bir kenara. Böyle bir devlet yönetimi yok. Böyle bir pandemi yönetimi de olamaz. Evet. Şimdi sizin mecliste yaptığınız konuşma vardı. Adaletin, demokrasinin, güvenin olmadığı yere turist de gelmez, yatırımcı da gelmez dediniz. Bunu neye dayanarak söylediniz? Ya şimdi şöyle, çok hepimiz hayatımızdan bir örnek verelim. Paranız var, fazla bir paranız var cebinizde. Bu parayı ne yaparsınız? En güvendiğiniz bankaya götürürsünüz, evet. Yatırırsınız. Yani evde yastık altında tutmak bir yöntemdir ama korkuyorsunuz. Götürürsünüz, en güvendiğiniz bankaya yatırırsınız. Düşünün batak bankaların olduğu yerleri, adlarını zikretmek istemiyorum. Bir tanesi vardı, bankanın patronu da sonradan kaçtı Türkiye. O banka bugün olsa o bankaya para yatırır mısınız? Çünkü güvensiz, iniş çıkışlarla dolu, batmış bir banka. Götürüp yatırmazsınız. Şimdi yabancı yatırımcı için de önemli olan güvenli bir liman. Güvenli ve karlı bir limana gelmek ister. Hem güven arar hem kar arar. Yabancı turist için de bu böyledir. Yani bir ülkede eğer bir salgın hastalık varsa, eğer su kıtlığı varsa, eğer demokrasisinde politik riskleri var, iniş çıkışlar yaşıyorsa turist gelmez, korkar kardeşim oraya. Mesela ben Mısır piramitlerini görmeyi çok istiyorum, hayal ediyorum.
Ama Mısır'a gitmem. Çünkü orada politik bir riskin olduğunu, geçmişten beri orada bir terör faaliyeti olduğunu bilirim. Gitmem, benim gibi milyarlarca insan da aynı şeyi düşünüyordur. Türkiye için de bu aynı şekilde. Yıllarca dikkat ederseniz belli bölgelerimizde PKK terör örgütünün bombalama eylemleri ya da ona benzer tehditleri olduğunda turizmimiz ne şekilde etkilendi? Suriye olaylarından sonra insanlara Türkiye'ye gitmeyin çağrıları yapıldı. Bugün pandemide de bazı ülkeler Türkiye'ye gitmeyin çağrısı yapmaya ve uçuşlarını... Brezilya ile yarışan bir hale geldik, evet. Hindistan'la. Hindistan'la, Brezilya, evet Hindistan. Hindistan'la ki Hindistan'da insanlar ölüyor şimdi patır patır, sinek gibi ölüyor insanlarımız. Yani bu dünyanın insanları ölüyor. Dolayısıyla Türkiye aynı kategoriye, aynı lige indirmiş oldular. Ben bunu kastettim. Türkiye'de salgın hastalık var mı? Var. Politik risk var mı? Var. Terör faaliyetleri artmış mı? Artmış. Turizm biter kardeşim buraya. Hiç kimse canını gelip Türkiye'ye emanet etmez. Rahat bir uyku uyumaz. Acaba ne oluyor kardeşim falan, bir şey mi olacak? Burada bir şey mi olur? İşte mesela diyelim insanların giydiği şortlara karışırsanız bikini giyecek turist Türkiye'ye gelmeyi bir politik risk olarak görür. Gelmez. Bu anlayışı değiştirmek gerekiyor Türkiye'de. Yabancı yatırımcı da geldiği zaman bakın demokrasinin ön şartlarından bir tanesi özel mülkiyetin. Özel mülkiyetin, gelişmenin ve demokrasinin ana itici motivasyon kaynağı budur. Özel mülkiyetin kanunlarla sıkı bir şekilde korunması gerekiyor. Evet. Türkiye'de böyle bir şey var mı? Türkiye'de böyle bir şey var mı? Kimi hangi gün terör çuvalının içine sokacağımız bir ciddi terör tanımı var mı bu ülkede? Yok. Maalesef çıkarttılar terörün finansmanının engellenmesini. Kim kime karşı, neye karşı terörist? Bu iktidarın bir ciddi terör tanımı yapabileceğine inanıyor musunuz? Dün beraber olduklarını yarın terörist ilan ediyor. Dün şişirdiği sermayeyi bugün bir şekilde çöküyor üstüne. Dolayısıyla yabancı sermaye gelmez. Bu ülkede ne zaman başına ne geleceğini bilmez. Biz hukuku, adaleti tesis etmediğimiz, demokrasiyi, politik riskleri ortadan kaldırmadığımız sürece Türkiye ortalama gelir tuzağı dediğimiz türbülansın içerisinde yuvarlanır gider. Bu da ekonomi için çok kırılgandır. Yani sürekli yükselen bir trende olsa doların ya da ekonominin sürekli kötü belli oranda diyelim ki döviz yükseliyor işte aylık binde iki yükselen bir dövizin olsa insanlar buna göre hayatlarını dizayn ederler. Ama bir sert dalgaların içerisinde denizi düşünün. Bir geminin gitmesi ne kadar kolaydır. Bunun peki siyasi yansımaları olacak mı? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu kadar şey anlatıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi anlatıyor. İşte ülke yönetilemiyor. Ekonomi sıkıntıda. Sağlık bitti. 128 milyar dolar nerede? Her şey yok oldu gibi birçok değerlendirme var. Cumhuriyet Halk Partisi burada ne vaat ediyor? Tabii birçok ekonomi masası var. İlleri dolaşıyor. Milletvekilleri, parti meclis üyeleri illeri dolaşıyorlar. Genel başkana raporlar veriliyor. Sürekli genel başkan iş dünyasıyla işte apartman yöneticileri dahil herkesle konuşuyor. Buradan ben önce şunu sorayım. Siyasi olarak bir seçim bekliyor musunuz? Şimdi şöyle biz bir erken seçimin Türkiye için kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz. Evet. İşlerin çok daha kötüye gitmeden erken seçimin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani şöyle düşünün. Biz diyoruz ki ben bu ekranlardan yine söylemiştim. Muhalefet için erken seçim istemek bir haktır. Evet. İktidar için de eğer kendine güveniyorsa hodri meydan demek bir erdemdir. Hı hı. Biz bu hakkı kullanıyoruz. O erdemi de karşıdan bekliyoruz. Eğer kendinize güveniyorsanız, bu kadar Türkiye şahlandıysa buyurun bütün muhalefet erken seçim istiyor. Kendinize güveniyorsanız gelin kendinize halka bir daha oylatın. Milli irade, milli irade, milli irade diyorsunuz. %50'sinden fazlası yapılan anketlerde de MHP seçmeni senin koalisyon yaptığın, birlikte yönettiğin, ittifak ettiğin partinin seçmenleri de bir erken seçim istiyor kardeşim. Bir erken seçim yapmak zorundasın. MHP yapmak zorundasın. Seçmenleri, MHP tabanının seçmenleri erken seçim istiyor kardeşim. Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Ya anketlere yansıyan sonuçlara göre söylüyorsunuz. Yani MHP seçmenine soruyor. Diyor ki siz Cumhurbaşkanlığı yönetiminden memnun musunuz? Memnun olan insan sayısı gittikçe azalmaya başlamış. Ya da işte bu hükümetin pandemi yönetiminden memnun musunuz diyor diye soruluyor. Oy verdikleri partiye göre 2018'de MHP seçmeninde de kendi seçmeninde de memnuniyetsizlik gittikçe artıyor. O zaman buyur. Senin seçmeninde, MHP'nin seçmeninde
sana olan güveni gittikçe anketlere yansıdığı kadarıyla düşüyor. Hodri meydan. Evet. Gel yani biz madem biz biz hazırız ya, biz istiyoruz. Sen de bu kadar şahlandırdın bu ülkeyi, içeride ve dışarıda öyle şeyler yaptın anlattıkları gibi. Yani bir büyüğüm şunu söylemişti, siyasette nükte olur. Hı hı. Bir abimiz İzmir'de siyasetin nüktesi olmazsa siyaset çekilmez demişti. Bir başka siyasi büyüğümüzde geçtiğimiz dün çok güzel bir şey söylemiş. Siyasete nükte olur, espri olur ama komedi olmaz. Bu arkadaşlar komediyle Türkiye'yi yönetiyorlar. Bildiğiniz komedi. Hani şimdi Biden'dan aylarca telefon beklediler. Biden'la yattılar, Biden'la kalktılar. İşte ekonomi bakanı Biden'la aynı okuldan mezun olduğu için bir anda lütfen elvan getirildi. İşte kadrolar Biden'la aynı okuldan mezun olan insanlarla donatılmaya ya da o ekole yakın insanlarla, onlarla temas kurabilecek insanlarla donatmaya çalıştılar. Biden'a göre neredeyse kabine dizayn edileceği konuşulan bir Türkiye var değil mi? Aylarca Biden ha bugün açtı, ha yarın açtı. Eminim ki Yıldız Falı bile baktırmış olabilir bunlar Biden aradı. Arıyor Biden. Şu hadsizliğe bakar mısın ya? Yarın ben diyor şeyi karşı, ne o? Ermenilere karşı soykırım yapılmıştır diyeceğim. Bilgin olsun. Bilgilerden bir tebliğ yapıyor. Bir gün önceden tebligat yapıyor. Bunun karşısında çıkıyorsun Sayın Biden diye konuşuyorsun ya. Kim yutturuyorsun? Yok Osmanlı tokatı atmış, yok kükremiş, Bedri'nin aslanı gibiymiş. Ya keşke olsaydı da Sayın Biden'la yaptığımız konuşmada, Sayın Biden'la şurada buluşacağımız NATO toplantısında falan diye söylesin. Desene ya, ey Biden sen kimsin? Kime ayar veriyorsun? Desene ya. Bu toprakların çocukları bu topraklarda yaşanan acıları evet. Birlikte yüzleşirler ve birlikte çözerler. Bu toprakların çocuklarının birbirlerinden başka birbirlerini tedavi edecek, yaralarını iyileştirecek başka birine ihtiyacı yok desene. Kimsin sen desene. Diyemezsin. Çünkü ekonomiyi ve Türkiye'yi ekonomik kırılganlık ve politik kırılganlık içerisinde sürüklüyorsun. Yönetemiyorsun. Evet. Bunun da birçok yansıması. Her alanda var. Diyorsunuz. Bizi izleyen çok sayıda kişi var. Hepsine ayrı ayrı selamlarımızı gönderelim. Özlem Sezer'e iyi yayınlar dilemiş. Nuri Öztürk'e, Kerim Özer'e, Cemil Üye'ye size de çalışmalarınızda başarılar diliyorlar. Murat Işık demiş ki konak üst geçidinin bedeli 547 bin lira yapıldı. Oranın maliyeti 100 bin lira. En fazla kimlerin cebi doldu merak ediyorum. Anlatabilir misiniz diyor. Bir vatandaş sormuş. Tabii Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir şey. Ayhan Şenel demiş ki ya burada bir o dolayı. Arkadaştan yola çıkarak bir antiparantez açmak gerekiyor. Hani şimdi bir şiir var ya, polisin kırbacı, spikerin çenesi, baskı makinesi haramilerin elinde diyor. Sayıştay denetimi bunların elinde. İşte ol dediği oluyor, yatsın dediği yatıyor, çıksın dediği çıkıyor. Mahkemeler onların elinde, mülkiye müfettişleri belediyelerimizden çıkmıyor. Böyle abeste iştigal laflar söylemesinler. Bak her şey onların elinde, istediklerini yapıyorlar. Ben hangi geçitten bahsediyor bilmiyorum ama bizim belediyelerimizden Sayıştay çıkmıyor. Kendi yerlerine bakacaklar arkadaşlar. Evet, bunu da buradan söylemiş. Olalım. Gönül Aylı emekli ikramiyelerine yapılan 100 lira yerleştirmiş. 1 kilo et 100 lira diyor. Doğal olarak bunun karşılığını. 1500 lira demişti Cumhuriyet Halk Partisi ama. Dün önergemiz vardı. Reddedildi. Şaban Yaprak iyi yayınlar dilemiş. Yine Balkan Federasyonu Başkanı. Selam olsun. Erdal Han demiş ki teröre destek veren sizsiniz. Arda Işık, Şevket Bala iyi yayınlar dilemiş. Dunay Canpolat'a da selamlarımızı gönderelim. Şimdi tabii birçok değerlendirme yapılacak ama biraz yavaş yavaş da İzmir'e doğru dönelim. Pandemi kısıtlama herkesin malumu. İzmir'de de hareketlenmeler var siyasi olarak. İki şeyi aslında boş bırakmadan dönelim İzmir'e. Bir terör. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi dedi ki. HDP ile ittifak yapan bir parti doğal olarak HDP de PKK'nın uzantısı gibi bir algıyla Cumhuriyet Halk Partisi HDP birleştiriliyor. Bu süreçte son dönemde de işte şimdi Ermeni soykırımı ile ilgili HDP'nin bir açıklaması oldu. Niye Cumhuriyet Halk Partisi HDP'ye bir şey demiyor diye bir şey var. Biz iktidarda HDP olsaydı HDP'ye çok ağır sözlerle seslenirdik. İktidarın yönetme sorumluluğu var. Muhalefetin muhalefet etme düşüncelerini açıklama gereği var.
iktidarın yönetme sorumluluğu var. Yönetme sorumluluğunda eğer Diyarbakır'da bunu Diyarbakır Belediye Başkanı yapmış olsaydı, yönetme erkinin içinde biri yapmış olsaydı çok sert tepkiyi bizden alırdı. Burada tepki vermesi gereken iktidar. Öyle hayvanlar aleminden işte mayın eşeği falan filan gibi ciddiyetsiz, yakışıksız şeylerle değil. Çok daha net, çok daha somut bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi tavrını koyardı eğer yönetme erki de bizde olsaydı. Tamam mı? Öyle top çevirmeyeceksiniz. Terörle kimin ne şekilde yattığını, ne şekilde kalktığını, İmralı'ya kimi kimin ne, hangi talimatlarla gönderdiği, hangi masaların kurulduğu, Oslo'da devletten saklanarak, yalan söyleyerek masalar kuruldu, şehide kelle dendi, her türlü milliyetçilik ayaklar altına alındı. CHP terörist öyle mi? Utanmazlık, aymazlık. Ha buradan girişi hatırlıyorsunuz değil mi? Valilerin yaptığı açıklamayı hatırlıyorsunuz değil mi? Terörle iç içe girmiş bir Adalet ve Kalkınma Partisi var. Dolayısıyla kapatılması gereken baştaki parti de AK Parti'dir kardeşim. O terör falan filan diyenler var ya, bunlarla arada bir karşılaşıyoruz. Öyle algılarını temizleyecekler. Evet, biz şehitlerimizi parklarımıza, parklarımızda bizim şehit isimleri var. Hiçbir zaman kelle demedik. Bu ülkenin evlatları şehit düştüğünde koşarak bizim arkadaşlarımız gitti. Bizim parklarımızda, bizim sokaklarımızda, bizim mahallelerimizde isimleri yaşıyor. Kelle demedik, demeyiz de. Hukukun dışında hiçbir çözüm aramadık. Meclisin dışında hiçbir çözüm aramadık. Oslo'da masa kurmadık. İmralı'ya hiç kimseyi görevli göndermedik. Kandil'e ricacı göndermedik. Bunları biz yapmadık. Bunları yapan kimse, terörle işbirliği yapan da direkt odur. Evet. Onları yapan da milletin vicdanındadır. Evet. Şimdi biraz İzmir'e dönelim. Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili, aynı zamanda partinin Yüksek Disiplin Kurulu üyesisiniz. Şimdi İzmir'de de hareketli süreçler yaşanıyor. Menemen'de bir süreç yaşadık. Belediye başkanı şu anda cezaevinde ve AK Parti seçimden çıktı. Orada bir belediye başkanı var. Mahkeme süreciyle ilgili çok konuşuldu. Sonrasında Torbalı'da belediye başkanı vefat etti. Sayın İsmail Uygur, Allah rahmet eylesin. Bir seçim oldu. Orada da sıkıntı var. Hukuki süreç mahkemeye devam ediyor. Şimdi biraz bunu değerlendirelim ama asıl parti içindeki konuşulması gereken meselelerden bir tanesi şu. Cumhuriyet Halk Partililer başka partiye oy veriyorlar. Orada meclis üyeleri diğer partiye oy vermese, çoğunluk elinde olmasına rağmen bu kadar hukuki süreç de ortaya çıkmaz. Siyasi değerlendirme de ortaya çıkmaz. Bunu ön seçim yok, ön seçim olsaydı böyle olmazdı diyenler var. Diğer tarafta partide aday belirleme yönteminin yanlış yapıldığını söyleyenler var. Bir tarafta meclis üyelerinin yazılırken belediye başkanlarına bırakılmadığı ile ilgili değerlendirmeler var. Birçok değerlendirme oluyor. Şu parti içindeki mevzuyu bir değerlendirelim Sayın Vekilim. Siz disiplin kurulu üyesisiniz. Uzun süredir de deneyimlisiniz bu konuda. Ne olacak? Atmak yetiyor mu partide? Ya yok, aslında bu bütün bahsettiğiniz meseleler ahlak meselesi. Ön seçimden de çıksan, arka seçimden de çıksan, atansan da, o yasa da, bu yasa da, yakanda bir rozet takıyorsun. O rozetin gereğini yapmak ahlaki bir yükümlülüktür. Dolayısıyla bunu yapmayan her kimse ahlaki yükümlülüğü kendisiyle karşı karşıya gelecek. Cenab-ı Hak insana yargıcı da yanında taşımış, vicdan. Onlar kendi vicdanlarında zaten kendi kendilerini mahkum ettiler. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bundan sonra adaylarını yaparken parti aidiyetini çok ciddi bir şekilde sorgulaması gerekiyor. Parti aidiyeti üst noktada olan arkadaşlarımızın bu görevlere getirilmesi gerekiyorlar. Bunun bir şeyi var mı? Süzgeci var mı? Test mekanizması? Ya partide aldığı görevlere bakarsınız. Sorumluluklara bakarsınız. Bugüne kadar yarattığı partiye değere bakarsınız. İş yüküne bakarsınız. Ona göre yaparsınız. Şimdi şöyle, ön seçim falan konuşuluyor. Ön seçim de yöntemlerden bir tanesidir ama bir soru sormak isterim. AKP bugüne kadar kazandığı bütün seçimlerde ön seçim yaparak mı iktidara geldi? Bunlar ön seçim falan filan bugün konuşulacak bugünün konuları değil. Bugünün konuları ahlak meselesi. Yani siz bunu Cumhuriyet Halk Partililere mi söylüyorsunuz? Evet, evet. Bugün konuşmamız gereken siyasi ahlak meselesidir. Tamam mı? İnsan siyasi etik, siyasi değer, ahlak, bu normları yan yana koyduğunda bunu yapmaz. Ahlaklı olan, iyi bir aile ahlakı almış bir insan, yakasında rozetini taşıdığı partinin karşısında oy kullanıyorsa, yatağa yattığında benim emdiğim sütle ilgili bir problemim var diyecek kardeşim. 2 kere 2, 4.
Bu kadar yani. Yani seni oraya Cumhuriyet Halk Partililerin oylarıyla Cumhuriyet Halk Partisi aday yapmış. Sen başka bir partiye gidiyorsun. Düne kadar hırsız var diye bu partiye bağırıyordun. Evet. Düne kadar bu partiye 128 milyar dolar nerede diye bağırıyordun. Düne kadar bu partiye yandaşları şey yaptınız diyordun. Düne kadar bu partiyi layık karşıtı olarak Cumhuriyet'in değerlerini yok etti diye anlatıyordun. Bugün hangi menfaat teminiyle sen bu partiye gidiyorsun? Ve bunu hangi tevessülle yapıyorsun? Ve bunu da koca koca adamlar bir başka partinin meclis üyesini ayartmak için neler yapıyor? Bunlar yakın tarihimizde çok sürmeyecek. Yakın tarihimizde ortaya çıkacak işler. Dolayısıyla ben yani sonuçta şimdi şöyle de bir durum var. Aday çıkartılmaz. Torbalı hadisesine dönecek olursak, Torbalı hadisesinde bizim 18 tane meclis üyemiz var. Evet. Biz 17 oy almışız. 17 oy aldığımız noktada dolayısıyla bir tane meclis üyemizde 15'ten döndü ama. Bir tane meclis üyemizde 16'dan döndü. 16-15'ten döndü. Hı hı. Bir tane meclis üyemizde hata olduğunu görüyoruz. Yani bizim partiye köstebek olarak, fare olarak yerleştirilmiş bir arkadaştan olduğunu görüyorsunuz. O fareyi fotoğrafa bakıyorsun. Fotoğrafta 10.45'te AKP'liler rozet takıyorlar. Arkadaşı sürmüşler farelik yapsın diye bizim partinin mutfağına. Oradan bilgi devşirsin, onunla gelelim. Şimdi bu AKP zihniyetine bakmak lazım. Ya bu insanlar şöyle... Bağırta bağırta, ağlıya ağlıya Balıkesir Belediye Başkanı'nı gönderdiler, İstanbul'u gönderdiler, Ankara'yı gönderdiler. Daha birçok kentte belediye başkanlarını ağlata ağlata yolladılar mı bunlar? İstifa ettirdiler mi? Ettirdiler kardeşim. İstifa ettirdiler. Evet. Niye istifa ettirdiler? FETÖ'cü müydü bunlar? FETÖ'cüyse niye bizden saklıyorsun? FETÖ'cüyse bunlar niye yargılamadın? Hırsızsa bunlar niye yargılamadın? Tacizci, tecavüzcü müydü bunlar, bunları istifa ettirdin? Gerekçe neydi? Bu gerekçeyi ben hala bilmiyorum, bilmek istiyorum. Evet. Bilmek istiyorum. Mesela Melih Gökçek'in suçu neydi, niye istifa ettirdin? Hırsız mıydın? Hırsızsa niye yargılamadın? FETÖ'cü müydü? Niye içeri atmadın? Bankasya'nın önünden geçeni, kapıcıyı, apartman görevlisini FETÖ'cü diye attın. Melih Gökçek'e gelince bana bir şey açıklamayacaksın. Öyle mi? Yok öyle ya ama. Bunları yaptınız. Biz o zaman dedik ki, mesela Ankara'da, İstanbul dışında... Bütün yerlerde kardeşim burayı AK Parti'ye oy vermiş yurttaşlarımız. Dolayısıyla milli iradeye saygı gösterelim. Kendi işlerinden çıkartsınlar. Aday dediler. Çıkarmadı Cumhuriyet Halkı. Aday çıkartmadılar. Burada Menemen'de hadi yolsuzluk dediler, bilmem ne dediler. Bir umarım yargılama sonunda başkan atlanır. Onun da bir düzmece olduğunu ummak istiyorum. Bilmedim, görmediğim dosyayla ilgili de yorum yapmak istemem. Hadi aday çıkarttın orada. Burada ya bir başkan vefat etti. Hakkın rahmetine kavuştu. Evet. İnsanda biraz onur olur, biraz şeref olur, haysiyet olur ya. Daha başkanın siyasal gereklilikle bir kent boş bırakılmaz, aday seçimler yapılır. Tabii kanunu zaten benim süre var. Biraz saygılı olursunuz ya. Onun anısına saygı gösterirsiniz. Bırakın her şeyi. Halkın iradesi orada o kadroyu göreve getirmiş. Aday çıkartmak nedir ya? Evet. Yani şimdi mal bulmuş mağlup gibi saldıracaksınız. Şimdi, şey diyor AK Parti İl Başkanı, özgür iradenin eli kolu bağlandı demiş. Tabii. Orada yine AK Partili milletvekili var, Torbalılı Sayın Atilla Kaya. O da seçim sürecini yönetti Cumhur İttifakı adına. Şimdi onlardan da eleştiriler var. WhatsApp fotoğrafları ve şeyler... Şimdi evet, okudum onları. Fotoğraf çekimi üzerinden bir şey var, mahkemeye gitti iş. Sanırım 25 ve 26. dönemde AK Parti'nin değerli il başkanı Kerem Ali Sürekli milletvekiliydi. Hı hı. O dönemde beyaz yeşil şeyler vardı anayasa oylamasında. İki adam beraber kabine girdiler. İki adam. Bizim kulağı çınlasın, ona da buradan geçmiş olsun diyelim. Fatma Kaplan Hürriyet'in bir canlı yayını vardı. Bu iki adam bir tuvalete beraber giriyorsa diye ne düşünürsünüz? Bir iki adam bir kabine oy kullanmaya birlikte giriyorsa, ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasayı değiştirmekle ilgili bir oylama yapıldığı sırada, Kerem Ali Sürekli kullandığı oyun karşı oy pusulasını kime teslim etti onu sormak lazım. Milli irade gaspıysa, orada başlarına bir tane kadın milletvekili dikip hem MHP hem kendileri kullanılan pulların, aksi pullarını teslim aldılar. Kardeşim teslim aldılar. Neden bahsediyor bunlar?
Yani hırsız içerideyse şeye kapıya kilit vurmanın bir alemi yok. Hırsız içeride. Tamam mı? Demokrasi hırsızı AKP bu ülkede maalesef iktidar sürüyor. Hüküm sürüyor. Yani biz görmedik mi? Torbalı süreci mahkemeden dönerse ne olacak? Dönerse biz Torbalı'da bir daha alırız. Sabaha kadar seçim yapsak bir daha alırız. Sabaha kadar gitsinler. Ya bunların seçim hukuk işlerinden sorumlu arkadaşları, yerel yönetimlerden sorumlu arkadaşları çıktı açıklama yaptılar. İşte siyasi komedya dediğimiz hikaye bu. Hiçbir şey olmadıysa da bir şey olmuş dediler. Yani bunlar bu tezgahları hem Menemen'de dizmeseler, burada da dizmeseler mutlaka gene böyle suçlu çocuk gibi süt dökmüş kedi gibi yargının ayaklarına kapanmaya gideceklerdi yine. Yargıya talimat verilsin diye yine uğraşacaklardı. Biraz onur, biraz haysiyet varsa tamam mı, demokrasiye saygı duymak gerekiyor. Oturuyor CHP tek partili dönemini anlatmış Kerem Ali Bey. Okudum o yazısını. Ya değerli arkadaşlar, şimdi CHP. CHP'nin tek partili. CHP'nin tek partili döneminin içerisinden doğanlar kimler? Demokrat kimler? Parti nereden doğdu? Evet, doğru. Ya Türkiye'de kurucu bir irade vardı, o da Cumhuriyet Halk Partisi'nde vücut buluyordu. Türkiye'de bir demokrasi çalışması vardı. Türkiye'de ümmetten millet toplumuna, mutlakiyet yönetiminden cumhuriyet rejimine, demokrasiye evrileceği bir dönemde bir partinin var olması, onun da adının Cumhuriyet Halk Partisi olması önemliydi. Ve tekrar bir devrime imza attık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları seçimle gelene görevi devrettiler. Demokrasiyi kazandılar. O zaman hepimizin dedesi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. O zamanın Cumhuriyet Halk Partisi hepimizindi. Evet. Bugün oradan yola çıkıp her demokrasi dışına çıktıklarında Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. Ay Cumhuriyet Halk Partisi kadar başınıza taş düşsün yani. Sıkıştıkları her yerde Cumhuriyet Halk Partisi. Sıkıştıkları her yerde İsmet Paşa. Sıkıştıkları her yerde ey Kılıçdaroğlu. Peki şimdi bu siyasi olarak milletvekilleri, parti örgütünün temsilcisi, il başkanı şahsıyla ilgili değerlendirme, il başkanlığı makam açısından. Burada sonuçta Menemen'de sıkıntı oldu. İlçe başkanının istifası alındı. 3 meclis üyesi disipline gitti. Burada zaten daha disiplin işlemi başlamadan oy veren arkadaş kendisi geçti. Burada vatandaş şunu soruyor. Partiye oy verenler şunu soruyor. Bu tür krizlerin, kaosun siyasi sorumluluğu kim alacak? Burada esas mesele Torbalı özelinden konuşursak arkadaşın seçime oylamaya gelmeden önce transfer edildiğiyle ilgili bakmak lazım. Yani arkasında durduğu saatle sonradan bir açıklama yapmışlar. O saat bozuktu diye. Ya kimi kandırıyorsunuz? Şimdi siyasal sorumluluk günü geldiği zaman onlar konuşulacak şeyler. Fakat şu an değil siyasal sorumluluk. Ben orada bir zafiyetin olduğunu düşünmüyorum. Parti yönetimimiz adına il başkanımız, büyükşehir belediye başkanımız ya da oradaki dahli olan diğer parti yönetimlerimiz anlamında bir zafiyet olduğunu düşünmüyorum. Görmedim de o işin içerisindeydim. Orada dediğim gibi bir ahlak meselesi var. Evet. Yani kabine beraber girmiyoruz ki kardeşim. Kimseye de biz gidip de işte kabinden fotoğraf çek gönder demiyoruz ki kardeşim. WhatsApp'ta var. Ya onu adam kendisi gidip atmışsa ya gördük ya hep beraber Cumhurbaşkanı'na oy vermiş adam fotoğrafını atmış. Ya da AKP'ye mührü basmış fotoğrafını WhatsApp'a atmış, Twitter'a, Facebook'a atmış. WhatsApp özel bir yazışma yeri. Adam orada kendisiyle ilgili atmış. Belki de insanlar Menemen'deki tartışmadan tedirginliklerinden dolayı kendi fotoğraflarını çekmiş olabilirler. Bunu bilemiyoruz. Belki dışarıda çekilmiş, içeride partinin değil. Partinin talimatı değildir. Partinin talimatı olabileceğini düşünmüyorum kardeşim. Parti böyle talimat vermez ki. Parti şöyle bakar üyesine. Benim tüzüğümü okudun mu kardeşim sen? Okudun. Tüzüğümü okuyarak benim tüzüğümü, hedeflerimi beğendin mi? Beğendin. Geldin imza attın mı formun altına? Attın. Benim üyem misin? Üyemsin. Edimlerini yerine getiriyor musun? Getiriyorsun. Benim için sıkıntı yok. Vatandaşına güvendiği gibi üyesine de parti güvenir kardeşim. Çünkü altında insanların namusu olan imzası vardır. Dolayısıyla ikinci bir talimat vermeye, yazılı bir talimat vermeye, hele hele WhatsApp'tan talimat vermeye hiçbir parti yöneticimiz tevessül etmez kardeşim. Çünkü biz güveniyoruz ya. Güven esas ya. Evet. Bu yüzden orada bir parti politikası açısından bir değerlendirme yok diyorsunuz. Şimdi tabii kefil olanlarla ilgili bir vatandaş bir şey sormuş. Binnaz Kabakçı, Cengiz Önalan, İzzet Çayır, Ercümen Şahin'e de
Selamlarımızı gönderelim. Perihan Koca Yurt, Bahattin Özdemir, Emine Tuğcaner, bizi izleyen çok sayıda kişi var. Nazan Ulusoy, Gülfer Ercek. Hepsi ayrı ayrı sorularla değerlendirme yapıyorlar siz yorum yaptıkça. Şimdi şunu sorayım son olarak. Genel Başkan İzmir'i takip ediyor mu? Şöyle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözünden bir İzmir'i değerlendirelim. Nasıl bakıyor? Şimdi ya, Genel Başkan'ın gözünden İzmir'i değerlendirmem mümkün değil. Ama şunu biliyorum. Genel Başkan nasıl burada bir gördüğünü görüyorsunuzdur en azından. Hem Yüksek Disiplin Kurulu'ndasınız hem milletvekilisiniz ya. Burada 12 tane milletvekili var Genel Başkan'ın. 12 tane farklı bakış açısına sahip. 24 çift gözle Genel Başkan'ın doğal birer danışmanıdır milletvekilleri. Bu kentte sinek kanat çırpsa Genel Başkan'ın bilgisi var. Onu biliyorum öyle ben. Mi? Elbette ki var. Bu süreçleri de takip ediyor mu? Tabii ki elbette de takip ediyor. Keyif aldığı süreçler olduğunu biliyorum. Hatta Torbalı ile ilgili çok keyif aldığını, sabaha kadar seçim olsa sabaha kadar bizim çocuklar alır bu seçimi dediğini biliyorum, mutlu olduğunu biliyorum genel başkanımızın. Buranın bütün siyasal denklemlerini takip ettiğini, yakından mercek altına alındığını, kim, nerede, ne yapıyor bunları en çok bilen, benden de daha fazla, daha farklı bakış açılarıyla hakim olan genel başkanımızdır. Sadece buraya değil, Türkiye'deki bütün teşkilatlarımıza genel başkanımız sonsuz hakim içerisinde. Ama İzmir milletvekili olması tabii bizim için çok ayrı bir gururdur. Onunla aynı bölgenin milletvekili olmaktan ayrıca her zaman gurur duyduğumu söylerim. İzmir'e de özel bir projeksiyonun, özel bir projektörle izlediğini biliyorum. Evet, bunu da buradan ifade etmiş olalım. Soran partililer ve genel anlamda değerlendirmesi gereken konulardan bir tanesi de buydu. Sayın Vekilim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Kapanma süreçlerinde yine iş başa düştü değerli vatandaşlarım. Kendimizi koruyalım, yarınlara umutla bakalım. Yarınlar Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte sizin iktidarınız olacak diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, biz teşekkür ederiz. Evet değerli dinleyenler, Ege'de Son Söz takipçileri ve Son Söz TV izleyenleri, bugün Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ve Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Sayın Mahir Polat bizimle birlikteydi. Birçok konuyu konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bizden ayrılmayın.